Sevgili arkadaşlar merhaba. Öncelikle bugünkü dersimizin farklı bir ders olduğunu söyleyerek giriş yapalım. Konu başlığımız temel ders olacaktır. Tabii ki kaynaklarda, kitaplarda herhangi bir şekilde böyle temel ders diye bir ünitemiz yoktur. Şimdi az sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz hemen biraz bilgi vermeye başlayalım. Biz temel ders ünitesini işlerken şu konulardan bahsedeceğiz. Sanayi inkılabından, Fransız ihtilalinden, denge politikasından, şart meselesinden, Rusya'nın temel politikasından, İngiltere'nin Osmanlı politikasından, Fransa'nın Osmanlı politikasından, Avusturya Macaristan'ın Osmanlı temel politikasından, Almanya ve İtalya'nın kurulmasından bahsedeceğiz demek arkadaşlar. Ve bu genel çatı altında tabii ki Osmanlı Devleti'nden bahsedeceğiz. Özellikle 19. yüzyıl demokrasi hareketleri diye de yine ayrı bir dersimiz olacaktır. En sonunda da fikir akımlarıyla konuyu bitireceğiz. Şimdi neden temel ders? Bakın kaynaklarda böyle bir dersin olmadığını söyledim size. Ama bizler şunu gördük. Naçizane tecrübelerimizden, öğrencilerle birebir soru çözmelerimizden şunu gördük. Eğer bir öğrenci 20. yüzyıl konularını net bir şekilde anlamak istiyorsa, 20. yüzyıl dedim 1900'lü yıllardır. İşte 2. Meşrutiyet, Balkan, Trablusgarp, 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, inkılaplar falan filan. O konu başlıkları. Eğer siz 20. yüzyıl konu başlıklarını çok net bir şekilde iyi anlamak istiyorsanız bu konuları çok iyi bileceksiniz. Çünkü burada anlattıklarımızı hep orada kelimelerle ifade edeceğiz, cümlelerle ifade edeceğiz. Ama bu işte orada anlatacağımız konunun temel ders olacaktır. Ben burada ayrıntını anlatacağım. Orada tek kelimeyle geçtiğim zaman sen bu dersi hatırlayıp kafanda yorumlar yapabileceksin. Veya yapmalısın. Benim sizden ricam ne? Bakın. Bu ünite, temel dersler ünitesi, bizim internet sitemize de koyduğumuz temel dersler ünitesi başlı başına bir ünitedir. Lütfen bunu bu şekilde değerlendirin ve kesinlikle es geçmeyin. Evet, bu hocanın bir bildiği vardır değil yani Allah aşkına değil mi? Evet, devam edelim. Şimdi eğer siz 20. yüzyıl olaylarını anlamak istiyorsanız bu konuyu çok iyi bilmek zorundasınız. 20. yüzyıl derken 1900'lü yılları kastediyorum. Burada 3 tane üniteyi biz özetledik. 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi, 19. yüzyıl Osmanlı demokrasi tarihi ve 19. yüzyıl yakın çağ tarihi ve Avrupa devletlerinin durumunu genel itibariyle özetledik. Bilgileri aldık. Bakın benim burada anlattığım birçok ders farklı farklı konuların içinde geçiyor. Yakın çağda geçiyor mesela, Osmanlı Devleti'nin siyasi tarihinde geçiyor. Osmanlı Devleti'nin demokrasi tarihinde geçiyor. 19. yüzyıl için söylüyorum. Ama biz oradan önemli konuları aldık. İşte bakın dersimize geçtiğimiz zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Ve bunun da yararını eminim olun 20. yüzyıl tarihinde göreceksiniz. Ondan sonraki süreçte göreceksiniz. Evet. Önce ilk konu başlığımız sanayi devrimi olsun. Yani endüstri devrimi olsun. Biz bu konuyu anlatalım. Arkasında işte Fransız ihtilalinden bahsedeceğiz. Öyle konular devam edecek. Burada küçük küçük belki derslerimiz olur ama küçük küçük konularımız olacak ama çok önemli konular. Sanayi inkılabı, sorularda buna endüstri devrimi de der arkadaşlar. Aynı şey. Evet. Öncelikle bir tarih şeridi gelsin gözümüzün önüne ve sanayi devrimini bir yerleştirelim. Şu zihinlere sanayi inkılabı nerede olmuş tarihi süreçte onu bir yerleştirelim arkadaşlar. Evet. 1750 yılında sanayi inkılabı İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Yani resmi tarih bunu bu şekilde ifade ediyor. 1750 İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Ama biz oraya giden süreci de ortaya koyalım. Anlatıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Çok geçmişe gidiyorum belki ama. 1750 yılında sanayi inkılabının ortaya çıkışına kadar geçen süreci şöyle ifade edelim. 1. Haçlı seferleri olmuştu Orta Çağ'da. Haçlı seferleri. Avrupalılar bu Haçlı seferleri sırasında kağıt, matbaa, pusula ve barutu Müslümanlardan yani Doğu dünyasından öğrenmişlerdir. Ve bunları ondan sonraki süreçte
sonunda yeni çağda hep kullanmışlardı. Mesela Haçlı seferlerinden sonra coğrafi keşifleri yapmışlardır. Coğrafi keşifleri yaparken yine buradaki pusuladan yararlanmışlardır. Coğrafi keşiflerden sonraki süreçte yine Rönesans gerçekleşmiştir. Rönesans dediğimiz bilim, sanat, edebiyat ve kültürdeki gelişmelerdir. Buradaki kağıt ve matbaanın özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasının rolü fazladır. Arkasından Avrupa devletleri reform hareketlerini gerçekleştirmiştir. Reform hareketleri de Rönesans'ın devamında olan hareketlerdir aslında veya aynı dönemde olmuştur. Daha çok hangi alandadır? Reform hareketleri dini alandadır. Ve yine arkasından da aydınlanma çağı dediğimiz bir çağ yaşanmıştır. Aydınlanma çağı. İşte 1750 İngiltere'de sanayi inkılabının ortaya çıkan süreçte buradan gelen bilgi birikiminin rolü çok fazla. Buradaki bilgi birikimleri buradaki sanayi inkılabına çok büyük etkilerde bulundu. Örneğin coğrafi keşiflerle beraber dünyaya yayılan Avrupalılar sömürgecilik faaliyetlerine başladılar. Ham madde kavramı yavaş yavaş ortaya çıktı. Rönesans ve reformla ilgili olarak şunu söyleyelim. Avrupa'da skolastik düşünce yıkıldı. Bilim, düşünce, özgür düşünce gelişti. Ve dolayısıyla bu özgür düşüncenin gelişmesi eğitim kurumlarında, bilimde bir atılım yapılması anlamına geldi ki o da devamında aydınlanma çağını ve İngiltere'de sanayi inkılabını ortaya çıkarmıştır. Bu tarihi süreçte bilgi birikimi sanayi inkılabının ortaya çıkmasının temel sebebidir diyelim. Evet. Sanayi inkılabını kafamızda yerleştirdik. Tabii ki bizi ilgilendiren konu geçmiş değil. Bundan sonraki süreçte neler olduğunu. Evet. Öncelikle sanayi inkılabı hakkında birkaç bilgi verelim. 1750 yılında İngiltere'de ortaya çıkmıştır. Temelinde Haçlı seferleri, coğrafi keşifler, Rönesans, reform ve aydınlanma çağı ile gelen bilgi akışı vardı. İngiltere'de James Watt diye bir adam var. James Watt tarafından buhar gücünün makinelerde kullanılmasıyla tekstil alanında da kullanılmış. Hatırlarsanız ne oluyor? James Watt işte buhar gücü kullanılıyor. Buhar gücü önce demir yollarında kullanılıyor, trenlerde kullanılıyor. Sonra çuf 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 hani filmlerde görmüşüzdür değil mi? Buharları çıkartırken üzerinden. Ve bu daha sonra makinelere, fabrikalaşmaya aktarılıyor. Ve böylece de sanayi inkılabı yavaş yavaş kendini gösterecek dünyada. Evet arkadaşlar bakın. Öncelikle bir dünya haritası getirdik. Kabataslak bir dünya haritası. Şunu bilelim. Bir yerde sanayi inkılabı deyince aklımıza bizim ne gelir? Fabrikalar gelir değil mi? Bakın. Şurada bir fabrika yapıyorum İngiltere'de. İşte şurada Fransa'da bir fabrika yapıyor. Sonra burası Amerika olsun, fabrika yapıyor. İşte İtalya'sını sizler biliyorsunuz, Almanya'sını vesairesini bu ülkeleri ilerleyen süreçte çok duyacağız. Bakın, İngiltere, Fransa ve Amerika'yı yaptık. Burada şunu söyleyelim, bir yerde sanayi inkılabının olması için ilk şart bilgidir, bilim ve teknikteki gelişmedir. Evet çok güzel. Bakın adamlar biliyor, kafaları çalışıyor. O bilgi akışından dolayı fabrika yapmışlar. Yani bilgileri var. Ama dikkat edin, fabrikaların bacası tutmuyor. Yani nesi yok? Ham maddesi yok. Bu fabrikaların yapılması için sermayeyi de ortaya koyan Avrupalılar şimdi ham maddeye ihtiyaç duymuşlar ve bu ham maddeyi dünyanın dört bir tarafında arayacaklar. Ham maddeyi aradıktan sonra tabii ki pazar ihtiyacı doğacak. Ve bu da sanayi inkılabının beraberinde getirdiği sömürgecilik hareketlerini güçlendirecek. Hemen akışımız gelsin. Bir yerde bir fabrikanın kurulabilmesi için önce bilgiye ihtiyaç vardır. Evet, bilgi var. Kafam çalışıyor. Sonra sermayeye ihtiyaç vardır. Evet, sermayem de var. Fabrikayı açmışım. Ama fabrikanın bacası tutmuyor. Neye ihtiyaç var? Ham maddeye. Ham maddeyi aldım. Ürettim, makinelerde ürettim. Şimdi de o ürünlerimi satacak pazara ihtiyacım var. Burada şu kelimeyi açalım. Ham madde ne demek? Ham madde dediğimiz zaman kömür, petrol, buğday, pamuk,
mısır. Bunlar hep ham maddedir arkadaşlar. Hep ham maddedir. Örneğin buğday neyin ham maddesi? Ekmeğin ham maddesidir değil mi? Pamuk neyin ham maddesidir? Şunun ham maddesidir. Şu kıyafetin ham maddesidir. Yine kömür ve petrol fabrikaların çalışması için gerekli olan bir ham maddedir. Evet, hazırsanız bu bilgiyi öğrendikten sonra şimdi yavaş yavaş olayı farklı bir yere bağlayalım. Fabrikalaşma ile beraber arkadaşlar, insanlar fabrikalaşma ile beraber köylerden kentlere göç etmeye başladı. Yani bu sanayi hareketi bir göç dalgası oluşturdu. Göç dalgası aynı zamanda Avrupa'da belirli yerlerin nüfusunu arttırdı, şehirleşmeyi arttırdı. Şehirleşmeyle beraber gecekondulaşma ve çevre kirliliği de arttı. Zamanla makinelerin artması insan gücüne duyulan ihtiyacı azalttı ve işsizlik ortaya çıktı arkadaşlar. Peki, makineleşme neyi beraberinde getirdi? Makineleşmeyle beraber Avrupalılar seri üretime başladı. Seri üretim demek, eskiden el ürünü bir tane kazak örüyorsan bir günde, bir tane çorap örüyorsan, artık fabrikalar sayesinde bir günde binlerce çorap yapman demek. Eskiden bir ayakkabıcının bir günde bir ayakkabı yapar iken, artık fabrikalaşma sayesinde bir günde binlerce ayakkabının yapılması demek. Seri üretim tabii ki neyi beraberinde getirdi? O üretilen malın pazarlanması ihtiyacını meydana getirdi. Ve dünyadaki pek çok yer açık pazar haline geldi. İşte bu kelimeler sınavlarda çıkar. Sanayi kırılmasının bir sonucu olarak. Yine köyden kente göçlerle beraber işçi sınıfı dediğimiz bir sınıf ortaya çıktı. Ve bu sınıfta yine sanayi inkılabının bir sonucu olarak tarihi süreçteki yerini aldı. Ama bizim için en önemlileri bunlar değil. Bizim için en önemlileri şu arkadaşlar, bakın. Bu bilgilere ve güzel bilgiler, ama bu bilgileri sizler sınavlarda zaten yakalarsınız. Bizim için önemli olan kullanacağımız bilgiler şunlar. Bu devletler fabrikalaşmış bir devletler. İngiltere, Fransa, İtalya fabrikalaşmış devletler. Almanya fabrikalaşmış o süreçte tabii ki. Ve bunların bilgi birikimi var, sermayeleri var ama fabrikalarının bacası tutmuyor. Fabrikalarının bacası tutmuyorsa neyi yok? Bunların ham maddesi yok. İşte dünyada bir yer düşünün. Bu yerde de bir ham madde var. Yani kömür var diyelim, petrol var diyelim, buğday var diyelim, elma armut diyelim, fark etmez. Bu devletler ne yaptı? Gemileriyle beraber geldiler bu ülkeye. Dediler ki bu ülkeye, biz fabrikalaştık ama, yani bilgi birikimimiz, sermayemiz var ama bizim ham maddemiz yok. Sen bize ham maddeyi versene dediler bu ülkeye. Bu ülke ham maddeyi vermek istemedi. O zaman ne yaptılar? Bu devletler bu ülkedeki ham maddeyi girip zorla aldılar. Buradaki ham maddeyi zorla aldılar ve kendi ülkelerine götürdüler. İşte bir ülkenin başka bir ülkedeki ham maddeyi zorla almasına biz sömürgecilik diyoruz, sömürmek diyoruz. Sorularda sömürgecilik yerine şu kelimeyi kullanır, dikkat edin. Sömürgecilik demez de onun yerine emperyalizm der. Emperyalist güç der. Peki ne oldu şimdi? Üç tane devlet gemileriyle geldi. Bu ülkedeki ham maddeyi alıp götürecekler. Ama bu sefer de ne oldu? Bu üç devlet arasında bir sömürgecilik yarışı başladı. Yok hayır, buradaki ham maddeyi ben alacağım diyor biri. Biri diyor ki hayır, sen almayacaksın, ben alacağım diyor. Biri diyor ki, hayır siz almayacaksınız, biz alacağız diyor. Ve bu devletlerin arasında bir ham maddecilik yarışı başladı, bir sömürgecilik yarışı başladı. Beraberinde bu rekabet, bazı devletlerin kendi içerisinde kanka olmasına, dost olmasına, bloklaşmasına sebep oldu. Örneğin buradaki A devleti ve B devleti dediler ki, ya şu C devletini ortadan kaldıralım dediler ve ikisi ittifak yaptılar. İşte
Tarihi süreçte Birinci Dünya Savaşı'na giden mantık bu şekilde ortaya çıkmıştır. Evet, kısaca sömürgecilik dediğimiz olay, ham maddecilik dediğimiz olay, sanayi kıvamının beraberinde getirmiş olduğu bir kavramdır. Ve bu kavram dünyada çok önemli rekabetlere, bloklaşmalara ve savaşlara sebep olacaktır. Şimdi biz bu bilgilerimizi, genel anlattığım bu bilgileri, bir de sanayi kıvamının sonuçlarıyla ilgili resmi yazı şeklinde görelim. 1. Sanayi kıvamıyla beraber devletlerin pazar ve ham madde ihtiyacı artmıştır. Bu, sömürgeciliğin yeni bir boyut kazanmasına sebep olmuştur. Ve o fabrikalarda çalışacak bir işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Köylerden şehirlere göç olmuştur. Birçok şehrin nüfusu artmış. Sanayi kıvamıyla beraber küçük küçük yerleşim yerleri de büyük şehirlere dönüşmüştür. Sanayileşemeyen ülkeler ise sömürge durumuna düşmüştür. Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi kavramlar işte sanayi kıvamından sonraki süreçte ortaya çıkmıştır. Üretimde aletin yerini artık makine almıştır. Yani hani bizim vardır ya, Osmanlı Devleti'nde küçük dokuma tezgahları vardır, böyle aralarından geçirirler, böyle halı örerler falan, değil mi? Böyle çorap yaparlar küçük küçük tezgahlarda. Gitti onlar. Artık adam büyük büyük makine yaptı. Büyük büyük makineler yaptı. Tabii ki bu da makineler sayesinde seri üretime geçilmesini sağladı. Uluslararası ticaret hızlandı. Niye biliyor musunuz? Çünkü adam ham maddeyi aldı. Fabrikasında 2000 tane ayakkabı yaptı. 1000 tanesini kendi ülkesine sattı. Geri kalan 1000 tanesini ne yapacak? Başka başka ülkelere pazarlamaya çalışacak. İşte bu da pazar anlayışını ortaya çıkardı. Büyük şirketler kuruldu. İşte o makineleşen, fabrikalaşan devletler aynı zamanda büyük şirketleri kurdular ve sermaye birikimi daha da yoğunlaştı. Yeni bir sosyal sınıf doğdu, yani işçi sınıfı. Şurada dediğimiz olay. Gecekondular meydana geldi. Sanayileşen ülkeler arasında rekabete yol açtı. Az önce söylediğimiz olay. Buradaki ham maddeyi almak için birçok devlet gidiyor oraya. Ama bir tane ham madde var, ne olacak? Aralarında, bu devletlerin aralarından sömürgecilik yarışı başlayacak. Ve işsizlik bir yandan da artıyor tabii. İşçi sınıfı ortaya çıkıyor ama işsizlik de artıyor. Ve uluslararası ekonomik dengeler de değişiyor arkadaşlar. Peki Osmanlı'ya bakalım. Osmanlı Devleti olarak biz ne yaptık? Osmanlı Devleti olarak biz ne yaptık? Bir, Osmanlı Devleti çok önemli bir cümle kullanıyorum. Yanınıza kadar geldi. Tarihi süreçte hiçbir zaman sömürgecilik yapmamıştır. Niye? Osmanlı Devleti'nin sömürgecilik yapmamasının sebebi şudur. Çünkü Osmanlı'da zaten ham madde var. Az sonra buraya döneceğiz. Bu cümle bir kenarda dursun. Şu tablo bizim için çok önemli. Ham madde ve pazar arayışı beraberinde sömürgeciliği getirmiştir. Sömürgecilik yarışı. Sömürgecilik yarışı devletler arası rekabete ve bazı devletlerin bloklaşmasına sebep olmuştur. Kendi aralarında ittifak kurmasına sebep olmuştur. Bu da yine 1. ve 2. Dünya Savaşı dediğimiz bu süreci oluşturmuştur. Yani sanayi inkılabı, ham madde pazar arayışı, sömürgecilik, rekabet ve 1. Dünya Savaşı. İşte 1. Dünya Savaşı'nda ben size savaşın nedeni sömürgecilik dediğim zaman aklına ham madde pazar arayışı gelecek. Veya ben sana 1. Dünya Savaşı'nın nedeni olarak sanayi inkılabını söylediğim zaman senin aklına sömürgecilik gelecek veya ham madde pazar arayışı gelecek. Sömürgeciliğin unutma diğer bir adı emperyalizmdir. Evet. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin etkisine. Az önce söylediğim cümleyi de hatırlatarak buradan devam edelim. 1. Osmanlı Devleti endüstri devriminin dışında kaldı. Yani sanayi inkılabının dışında kaldık biz. Neden? Yani ne yok bizde Allah aşkına? Osmanlı Devleti'nde ne yok da biz sanayileşemedik. Bizde ne yok ben size soruyorum hadi. Bir düşünün bakalım ne yok bizde? Bana ham madde yok diyen arkadaşlarımın kulaklarını çekiyorum. Ham madde var bizde. Bizde ham madde var. Bakın bizde ne yok? 1. Bizde bilgi birikimi yok.
Ne demiştik arkadaşlar? Öncelikle o fabrikayı yapmak için, ve içindeki makineyi yapmak için bilgiye ihtiyaç var. Kafamızın çalışması lazım. Osmanlı Devleti gerileme döneminde, dağılma döneminde eğitim çökmüş, ilmiye sınıfı çökmüş. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edemiyor. Bizde bilgi birikimi yok. İşte en büyük sebep budur arkadaşlar. İki, sermaye birikimi yok. Yani şu fabrikayı açacak, bizde bir sermaye birikimi, bir burjuva sınıfı yok bizde. O yüzden sanayileşemedik. Ama en temel sebep şudur. Osmanlı Devleti bu devrimin, yani sanayi devriminin sonuçlarına katlanmak zorunda kalmıştır. Onun da sonuçlarının neler olduğunu bizler söyleyelim. Bir, Osmanlı'daki yerli el tezgahlarına dayalı küçük sanayi çöktü, küçük atölyeler kapandı. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerin büyük bir ham madde kaynağı olarak görüldü ve sömürgecilik faaliyetlerini Avrupalı devletler üzerimize doğru yönlendirmeye başladı. Dış ticarette denge bozuldu. Bizim ekonomimiz dışa bağımlı hale geldi. Dışarıdan bol miktarda ucuz mal girdi. Şimdi bakın. Benim ülkemde, fabrikam tabii ki yok. Küçük el atölyelerim var. Küçük esnaflarım var benim. Onlar elinde çorap örüyorlar veya küçük tezgahlarında çorap örüyorlar. Ayakkabı yapıyorlar, kilim dokuyorlar. Bizimki 10 tane yapıncaya kadar Avrupalı devletler 2000-3000 tane yapıp çoktan bizim ülkemize getirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bir mal fazla ise, seri üretim yapılıyorsa onun ücreti de daha düşük oluyor. Avrupalı devletler seri üretim sayesinde ucuza ürettikleri malı bizim ülkemizde ucuza satarken el tezgahlarında üretilen ürünler ise pahalı olduğu için, seri üretime göre pahalı olduğu için tercih edilmiyor ve ne oluyor? Avrupa malları bizim ülkemizi istila ediyor. Günümüzdeki Çin malları gibi düşünün işte. Çin malları gelmiş her yere. Biz de ucuz diyor, onlardan alıyoruz. Değil mi? Bizim yerli üretimimiz de çökmüş oluyor bu şekilde. Batılıların açık pazarı haline geldi. Bizim ülkemiz Batılı devletlerin açık pazarı haline geldi. Giderek yarı sömürge durumuna düştük. Ve lonca teşkilatı dediğimiz esnaf teşkilatımız önemini yitirdi. İşsizlik arttı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisiyle bizim zaten olmayan sanayimiz gitti. Avrupalı devletler Osmanlı ekonomisini ele geçirdi. Özellikle Balta Limanı Ticaret Antlaşması'yla Balta'yı kafamıza yedik. İşte böyle düşünün. Bu antlaşmada biz İngiltere'de yaptık. 1838. Bu antlaşmada Balta'yı kafamıza yedik. Avrupalı devletler, İngiltere bizi açık pazar olarak kullanmaya başladı bu antlaşmadan sonra. İlk dış borcumuzu yine 19. yüzyılda aldık arkadaşlar bizim anlattığımız süreçte. Ve şu bilgi çok önemli. Osmanlı Devleti çok büyük bir ham madde ülkesidir. Hiçbir zaman sömürgecilik yapmamıştır. Bunu sorularda, test sorularında nerede görürseniz görün hemen işaretleyin, eleyin. Bu kafanızda girsin. Osmanlı Devleti, mesela der ki Osmanlı Devleti bir yere almak istemiştir. Osmanlı'nın amacı sömürgeciliktir. Yok öyle bir şey. Bu cümleyi doğrudan eleyebilirsiniz. Niye sömürgecilik değil? Çünkü bende ham madde var zaten. Ben neyin sömürgeciliği yapayım ki? Bizim ülkemizde zaten ham madde var arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Evet. Şimdi toparlayalım. Sanayi kılavunda özellikle unutmamamız gereken kelimeler ham madde pazar arayışı ve sömürgeciliktir. Bunların sanayi kılavuyla bağlantısını kurmak zorundasınız. Osmanlı Devleti'nin de 19. yüzyılda çok olumsuz etkilemiştir. Az sonra Osmanlı'nın sömürgecilikten nasıl kurtulmaya çalıştığını veya hangi toprakların sömürgecilik sonunda işgal edildiğini de az sonra göreceğiz. Bir sonraki dersimiz milliyetçilik olacak, Fransız ihtilali. Görüşmek üzere.